geldin. Yeni bir video çekmeye karar verdim. Yani yeni bir videodan kastım şöyle. Her hafta video çekiyorum artık, bunu biliyorsun. Fakat birazcık konsepti değiştirmek istedim. Bu videoya özel. Bir soru cevap videosu yapayım istedim. Zaten bunu sizin sorularınızla beraber yapabilmek için de size sorular sormanız gerektiğini söyledim. Fakat bu videoya başlamadan önce size bahsetmek istediğim, daha doğrusu bahsetmekten ziyade hatırlatmak istediğim bir şey var. Yavaş yavaş bir konuklu videolara giriş yaptık Aslı Bekiroğlu ile beraber. Videoyu izledin, sevdin. Çok teşekkür ederiz. Aslı da çok mutlu oldu. Konuk almaya başladığım için ve bundan çok hoşlandığın için seni de konuk almak istiyorum. Fakat buraya gelebilmem, yani en azından şöyle söyleyeyim, buraya gelebilmen için bilmem ne falan değil de senden birini seçmek adına yapmış olduğum bir çekiliş var. Çekilişi hatırlatmak istiyorum. Yapman gereken tek şey bu videoyu beğenmek, kanalımıza abone olmak, konumuz ne kanalına abone olmak ve benim Instagram'ımı takip etmek. Bu ne kadar sürecek diye sorular var, bundan bahsetmiyorum, bu sürpriz olarak kalsın. Sadece bunu hatırlatmak istedim. Şimdi de yavaş yavaş bu arada bir şey söyleyeceğim. Sorulara geçmeden önce sen kameranın arkasındaki neye gülüyorsun? Sana. Neden? Komik olan ne? Yani komik bir şey. Belki sorulara güldüm birazcık da. Ben hiçbir soruyu görmedim bu arada. Evet, benim direktime geldi ama asla direktimi açmadım. Direktleri açtım ve arkadaşıma verdim. O şimdi aralarından seçtiği birkaç soruyu bana soracak. Hazır mıyım? Tartışılır ama eminim ki güzel bir şeyler olacak. Eğleneceğiz yani bu videoda. Çünkü benim enerjim çok yüksek. Biraz açım ama whatever. Hadi sor bakalım. Kolaydan mı başlayalım? Zordan başla çünkü zor severim. Ha bu arada bir şey söyleyeceğim. Çok kaba sakal gibi duruyor muyum? Sakallarım çok uzadı. Bugün gidip bir kestireyim diyorum. Yani hadi beni geçtin, bana saygın olmadığını biliyorum da ona da mı saygın yok? Ya aramızı mı bozmaya çalışıyorsun? Bizim aramız ister feriştala gelsin bu. Beni sevmiyorlar zaten, sıkıntı yok. Senin niye sevsinler ki? Sevebilecek hiçbir şeyin yok. Seni bir tek ben seviyorum. O da arada bir işte. Modellik yapmayı düşünüyor musun? Yedi bu zor bir soru değil ki, bu güzel bir soru. Modellik yapmayı düşünüyor muyum? Şöyle birkaç defa bunu yaptım. Arkadaşlarımın markaları için olsun, işte İtalya'da yaşarken öğrencilikte yapılabilecek işler arasından bir tanesi olduğu için bunu yaptım. Ama profesyonel olarak bunu yapabilmeyi hiç bunu düşünmedim aslında. Yani böyle bir teklif bana geliyor olsaydı yapardım herhalde ama hiç bunun üzerine düşünmedim. Yani şu andan itibaren düşünüyorum. Türkiye'ye döndüğün zaman en çok neye şaşırdın ve hayal kırıklığına uğradın? Ya şöyle, ben 18 yaşımdan beri ta geçtiğimiz Haziran'a kadar Türkiye'nin dışında yaşadım. İşte Kanada'da yaşadım, İtalya'da yaşadım. İşte Toronto ve Milano. Orada şunu hissediyordum. Orada kim olduğunun ya da nasıl biri olduğunun önemi yok. Önemli olan insan olmaktı. Herkes yardımcıydı, herkes... Türkiye'de biraz daha, Türkiye'de değil de belki İstanbul'da diyelim, biraz daha şekilcilik var. Bu videoda bunları konuşurken fakat tamamen senin samimiyetine inanarak ve güvenerek... Aslında korktuğum da yok ama sadece yanlış noktalara gitsin istemiyorum. Burada birazcık daha kim olduğunun, nasıl göründüğünün önemi var. Yani ben mesela İtalya'da, Milano'da bir kafeye yemek yemeye gittiğim zaman kimse beni baştan aşağı böyle süzmüyordu. Fakat burada nereye gitsen, ben de bunu yapıyorum bu arada buraya geldiğimden beri. Ve bir bakıyoruz, kim bu, bilmem ne, onu mu giymiş bu. Çok herkes birbiriyle ilgileniyor burada. Orada biraz daha bu fark, yani bunu birazcık zor hazmettim. Ama bunlardan biri olmaya başladım yani. Ben de aslında bir bakıyorum tabii kim gelmiş diye ama iyi mi kötü mü tartışılır. Cevabım bu. Nerelisin? Bak, bu nerelisin sorusunu bir kere daha Instagram'da bir soru cevapta söylemiştim. Ben Diyarbakırlıyım ama şöyle bir şey var. Diyarbakırlı şu sebepten dolayı Diyarbakırlıyım. Diyarbakır'da doğmadım. Babam Diyarbakırlı. Ben Mersin doğumluyum. Ama insanlar hep babasının nereli olduğunu ya göre oralı oluyor ya. O yüzden yani Mersinliyim de diyebilirim, Diyarbakırlıyım da diyebilirim. WhatsApp durumunda ne yazıyor? Hiçbir şey. Nasıl yani? WhatsApp durumu yazanlar mı var? Ya benim tarzım değil. WhatsApp'ta benim fotoğrafım bile yok bu arada. Evet, onu fark ettim. Ben de şey düşündüm. Acaba benim numaramı eklemediği için mi fotoğrafını göremiyorum diye düşünmüştüm. Yani fotoğrafım yok ve numaranı gerçekten eklemedim. Niye ekleyeyim ki? Şaka yapıyorum. Ben ekledim tabii ki ama WhatsApp'ta fotoğraf koymadım. Bilmiyorum niye yok. Her videoda, her gelene, ona buna, herkese videoda önüne su koyuyorlar. İzzet İkram. İlk defa bana bugün su koydular. Actually whatever. Hayatındaki en büyük pişmanlığın. Sen. Ben mi? Senle video çekmek. Hayatım benle değişti. Bilmem farkında mısın? Ne cüretle böyle kelimeler kullanıyorsun? İnsan
insanlar seni ben de sanırdı. Ben hiç öyle olduğunu düşünmüyorum. Ne diyordun, soruyu sor. Hayatındaki en büyük pişmanlığın. Ya hayatta hiç pişmanlığım yok galiba. Ha var var, çok kilo almıştım bir dönem. Yani böyle ortaokuldan lise sona kadar falan 135 kilolara çıktım. Tek pişmanlığım budur. Peki nasıl verdin o kiloları? İşte Kanada'ya ilk gittiğim zaman bütün sosyal hayatımı ekarda edip çok düzenli, her öğünüm belli, saati belli şeklinde yemek yiyip haftada en az 8 kere spor... Yani doğru bir şey mi hafta 8 kere ya da yaptıklarım tartışılır ama işte sabah kalkıp kardiyo, akşam kas antrenmanı, işte ondan sonra eve geliyordum, saat 9-10 uyuyordum, sabah 8-9 uyanıyordum, hep aynıydı bir sene boyunca. Şu an dön bana, Toronto'da arkadaşım var mı? Yok! Mutsuz muyum? Biraz. Mutluyum. Yine biraz. Neden? Kilo verdim. Ama arkadaşım yok. Çünkü sosyal hayatım olmadı. Peki ne tetikledi seni? Yani bu kilo verme şeyine. Hani nereden gaza geldin yani bir anda? Ya hep olması gereken bir şey olduğunu biliyordum. Ben hala bu arada beynim benim hala obez. Yani bu açıklamayı yapabilirim. Benim beynim hala obez. Şu an bana buraya önüme koy 5 tane McDonald's'tan menü yerim. Hala böyle bir şeyim var ama ben önceden görselin ve yani tabii ki sağlık mağlık bunlar çok ayrı şeyler ama sonuçta o yaşta biraz daha böyle görsele dikkat vermeye başladığımız yaşlar olduğu için o yaşlarda önemsemeye başladım bu görseli, işte nasıl göründüğümü, sağlığımı bilmem ne. Bu şekilde bu tetikledi aslında. Ömrünün sonuna kadar dolabında tek parça kıyafet olacak olsa bu ne olurdu? Ben söyleyeyim, kesin siyah tişört, düz siyah tişört giyersin sen. Doğru, gerçekten öyle olabilir. Ben siyah giyinmeyi çok seviyorum. Simsiyah giyinmek hoşuma gidiyor. Seviyorum ve size ne? Size ne yani? Soranlara söylüyorum. Her gün aynı şeyi giymek sıkmaz bence insanı. Yani sevdiğin bir şeyi her gün giyebilirsin. Tıpkı Aleyna'nın ayakkabıları gibi. Yani evet, benim de her gün tercih ettiğim şeyler oluyor böyle bir hafta boyunca ama... Gigi or Bella. Bence Kendall. Soru o değil. Bakın ben bu iki kızı da Coachella'da gördüm. İkisinde bir evvel. Can güzeller mi? Can daha güzeller. Tıpkı ben gibi. Ben mesela YouTube videolarımı izliyorum. Burnum bir dolma. Öyle. Sus be! Kendine bak sen. Instagram'da fotoğraflarıma bakıyorum. Okay. Canlı bence, herkes bana bunu söylüyor bu arada. Canlı daha güzel bir adamsın, daha yakışıklı bir adamsın diyorlar bana. Onlar da öyle. Canlı çok daha güzel kızlar. Ben Cici'yi hiç beğenmiyordum. Ta ki Coachella'da görene kadar. Ağzım böyle düştü. O kadar. O kadar. Ve çok doğallar, tanışmadım tabii ki. Neden? Çünkü nasıl bir yerdi biliyor musunuz? Coachella çok büyük bir alan. Coachella'nın biz VIP kısmındaydık. VIP kısmı da çok büyük bir alan ve herkes free, herkes geziyor. Yani şimdi düşündüğün zaman mesela Rihanna da oradaydı, Justin Bieber da oradaydı, işte Jay-Z de oradaydı ama kimse böyle Jay-Z diye gitmiyordu. Herkes rahattı, millet içkisini böyle Jay-Z'ye kaldırıyordu, işte Cicari diğerde hot dog yiyordu falan ve kimse gitmiyordu, anladın mı? Şimdi sen orada böyle ağzından salya akan köpekler gidemezdin. Hani kimse gidemezdi, gitmezdi. Bayağı şurada o yemek yiyordu, ben bankta yiyordum böyle. Muhabbet ediyorduk, Kerimcan'la falandık ama tabii ki gitmedik yani. Rahatsız etmek istemedik. Çünkü yemek yiyorlardı, arkadaşlarıyla eğleniyordu yani. İster miydim sohbet edeyim, muhabbet edeyim? Çok isterdim, fotoğraf çekeyim ama rahatsız etmek istemedik. Tam soruyu cevaplar mısın abi? Bence Bella. Neden? Bella daha benim, bana hitap ediyor yani, bilmiyorum. Ben çok sarışın, ben esmerlerden hoşlanıyorum görsel olarak, güzel. Şöyle miydi? Sarışına bakılır, esmere tapılır. Eğitimini nerede tamamladın? Ne yaptın, ne okudun yani? Ya bunu söylemiştim aslında. Buna bir ek olarak ben de bir şey sormak istiyorum. Tamam. Sence bu tür meslekleri okullu olup olmama arasında bir fark var mı? Şimdi ben modacı olarak adlandırılmaktan çok hoş değilim. Ben öyle adlandırıyorum diye demiyorum. Genel anlamda işte modacı. Çünkü modanın birçok alanı var. Benim okuduğum şey fashion business. Ha, bu neyi içerir? Fashion business aslında baktığın zaman tasarım dışındaki, yani bir kıyafetin kalıbını çıkarmaktır, dikmektir, bilmem ne. Bunun dışında satışı, işte birbiriyle kombin edişi, bilmem ne, stili, nasıl söyleyeyim, communication tarafı. Yani aslında moda çok büyük bir sektör. Bu düşündüğünüz gibi biz bir kapşonlu işte yaptık. Bu markalaşmak falan bunlar değil. Yani düşüncenin o kadar detaylı bir şey ki. Bana sorarsan bunu okuması gerekiyor insanların, eğer bunda ilerlemek istiyorsa diyeyim. Ama atıyorum mesela ben ilk babama styling okumak istiyorum dediğimde babamın bana tepkisi şu olmuştu. Styling
Evet okuyabilirsin. Ama daha kapsamlı bir şey okuyabilirsin. Yani ben styling okuyan insanlara kapsamsız bir şey okuyorsun da demiyorum ama şunu söylemeye çalışıyorum. Mesela benim okuduğum... Ay bilmiyorum nasıl anlatacağım. Yani senin bölümün aslında daha çok modanın marketing kısmı. Bir tık daha öyle. Ama mesela şu bile içinde var benim okuduğum. Mesela sen hazırladığın bir koleksiyon ve sunmak istiyorsun dükkanında. Ben o koleksiyonda atıyorum bu kapşonluyla beraber işte atıyorum bir sırt çantasını da satabilmen adına onları iç içe geçirebilirim. Onları nasıl sunacağınla ilgili sana yardım edebilirim. Vitrinini de yapabilirim. Stylingini de yapabilirim. Yani tasarım dışında aklına gelecek her şeyi yapabilirim. Yani mesela sen çok büyük bir markasın. Örnek veriyorum sen Zara'sın ya da işte bu tarz büyük bir markasın. Senin mesela binlerce tasarımın var. Şimdi aynı koleksiyonda bütün parçalar hem Türkiye'ye hem Afrika'ya hem Amerika'ya böyle gitmiyor. Mesela Afrika'nın alacağı şeyleri mesela ben veya benim gibi okumuş insanlar, bu işin içinde olan insanlar önceden bunların ne olduğunu bilebiliyor, ona göre dağıtım yapabiliyor. Yani aslında demografik bir sürü research var, yani research araştırması var bu işin. Binlerce kolu var yani çok çok detaylı bir şey. Benim şu anda ben sadece burada gelip fotoğraf falan konuşuyorum ama benim okuduğum şey çok daha fazlası. Öyle söyleyebilirim yani. Bu benim burada yaptığım şeyler, trendler, styling bilmem ne bunlar. Evet aldım belki bir dersim. 50 ders aldıysam bir dersim bu. Öyle söyleyebilirim yani. Wow. Çok mu hava attın lan? Evet bir böyle... Ama okudum yani. Eşek gibi de ders çalıştım. Eşek gibi de tez yazdım. Bana şu an ben var ya. İlk videodan sonra bu kadar izlenmeyi bekliyor muydun? Gerçi ben de o kadar insana benim paylaştırsam. Sen kim oluyorsun oğlum bana bak. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Yanlış yere oynuyorsun haberin olsun. Kaydırırlar senin ayağını. Sana diyorum arkadaki. Tamam şöyle söyleyeyim. İlk videomu evet çok arkadaşıma paylaştırdım ve teşekkür ederim tekrar. Onlar da bana destek oldular. Çok teşekkür ederim. Ben diyordum ki kuzenimle konuşuyorduk. Allah'ım 200 bini bulursa ne ala öpüp başıma koyarım diyordum. Şu an kaç olduk? İlk videom 800 bin. 800'ü buldu. Gerçekten bu kadarını beklemiyordum. Demek ki insanlar da hoşlanmışlar. Yani aslında şöyle söyleyeyim. Senle benim aramda bir bağ oluşacağının farkındaydım. Bunu biliyordum. Ama bu kadar hızlı olur muydu bunu bilmiyordum. Ve insanlara elimden geldiğince eğitici de olmaya çalışıyorum. Eğiticiden kastım gene bana sen kimsin bilmem ne laf edenler çıkar. Çıksın umurumda da değil ama şunu söylemeye çalışıyorum her videoda söylediğim gibi. Sen öğren bir şeyleri fark et istediğim için ben bunları yapıyorum. Oh whatever. Keep on going. Linç yemeye alıştın mı? Vallahi linçi sizin yüzünüzden yedim. Demet Özdemir'in bir fotoğrafını vermişsiniz bana, dizi setindenmiş. Şimdi bakın buna da bir... Buna bir açıklama getirmeni bende işte. Evet, dizi setidir, işte bilmem nedir, styling yapılmıştır bilmem. Ben oradaki görseli konuşuyorum. Ben dizi setinden almış, ondan almış, bundan almış, benim umurumda değil. Ben dizi setinde yapılan outfit'i de eleştirebileceğimi düşünüyorum kendi vizyonumla ve kendi bakış açımla. Demek ki değil mi? Yani bu kadar beni linç edecek, bana bu kadar satır satır yazacak bence bunda bir şey yok. Sor. Estetik var mı? Bende mi? Evet. Hayır ama istediğim bir şey var. Ailem izin vermiyor ama şu burnumu biraz yaptırmak istiyorum. Evet ona bence de. Ya sen bir de Allah aşkına şu kamerayı bir çevir de bir yüzünü göster de sonra konuşalım. Kendi markanı çıkarmayı düşünüyor musun? Benim şu anda hayata dair, ileriki dönemlere dair tek hedefim bu. Yani tamamlanmış bir marka çıkarmak. Ama şu anda zaten yaptığım bir şey de var. Bunu daha paylaşmadık. Ama şu an biz Kerimcan'la bir şeyler üretiyoruz. Ve satmaya da başlayacağız. Ya niye benim haberim yok? Niye olsun ki? Bana iyi davransaydın belki her şeyi bilirdin. Türkiye'de stil sahibi olduğunu düşündüğün kadın ya da kadınlar var mı? Var tabii. Mesela bence... Firdevs Yeroğlu. Bir onu söyleyebiliyorum şu an aklıma gelen. Bir de şey, bir tane daha kadın vardı. Feryal Gülman. Güzel giyinen bir kadın. Günümüzde genç böyle. Sen Feryal Gülman'a yaşlı mı dedin? Kim tanımıyorum. Neden genç dedin peki? Belki genç. İsmi yaşlı geldi. Linç edecekler seni bulurlarsa. Ben Didem Soydan'ın tarzını severim. Beni eleştirme, bana yorum yapma, benim fotoğrafımı oraya koyma diyen ünlülerden ya da kankalarından birileri oldu mu? Ya da yorumladıklarından oğlum hayırdır lan beni niye orada yorumluyorsun diyen oldu mu? Bu
soruyu soracağınızı biliyorum. Bir kişiyle bir karşılıklı konuştuk. Şu ana kadar yorumladığım bir kişiyle ama ismini söyleyemem. Ama tatlıya bağladık. Sıkıntı yok. Yani burada çok şey bir şey yapmıyorum, anladın mı? İnsanların karakterlerine falan laf etmiyorum. Sallamıyorum. O yüzden giydiklerine sallayabilirim. İşte tek bir insanla oturup konuştuk bunu, evet. Gerekli cevaplar verildi falan filan. Tatlıya bağladık yani. Çok büyük bir sıkıntı yaşamadım ama bir kişiyle evet oturdum. Kim olduğunu söyle. Söylemeyeceğim. Bir de şey olmuştu. O çok komikti. İlk videoyu paylaştığım zaman Demet Akalın yorum atmış. Demiş ki beni konuştuğun gün bitersin. Allah'a şükür daha hiç Demet Akalın koymadınız. Hadi sor. İnsanlar sormamış mı? Niye? Sormuş. Ben sana telefonumu verdim screenshot al diye. Yapmadın mısın? İnsanlara nude fotoğraf gönderiyor musun? Ya. Yani ne münasebet böyle bir soru soruyorsun sen bana? Ben sormadım. O sordu. O sormaz öyle şeyler. O sordu. O öyle şeyler sormaz. Evet. Ya insanlara böyle nude fotoğraf gönderiyor musun falan? Ya insanlardan kastın herhalde. Yani yok, Instagram'a demin story attım çılçıplak. Yapmışlığım var. Geç bir konuyu. Doğru. Herkes yapar. Bence de. Yani. Herkes yapmıştır herhalde. Yalan söylemiyorum lan, yapmışlığım var işte. Niye saklayayım ki? Yaptığım hiçbir şeyden pişman olmadım şu güne kadar. Allah'a şükür. O kadar. Hiçbir zaman da olmayacağım. Sen de bugün Ego bayağı böyle tavana çarpıyor, tavanı delecek birazdan. Niye bilmiyorum. Narsist değilim de. Kendini beğenmişlikler, çok güzelim, çok tatlıyım falan. Bir var sende böyle şeyler. Ben soruyorum sana bunu. Niye böyle? Seni bunu anlaman çok zor. O yüzden sana tek cevabım whatever. Hadi sor artık ya, sor! Tamam bak, 3 soru peş peşe soruyorum sana, hazır mısın? Ama bir soru. Üçünü bir anda mı soracaksın? Üçünü de bir anda soruyorum. Taramalı gibi, hadi. Hiç aşık oldun mu? Oldum. Edildin mi? Edildim. En son ne zaman sevgilin oldu? Evet ya, bayağıdır sevgilim yok. Yalnızsın yani. Vallahi yalnızım. Yalnızım dostlarım, yalnızım ya. Vallahi yalnızım. Dostlarım var lan benim. Ben varım bir kere. Ben burada tek başıma video çektiğime inanıyorum. Sen durmadan bir videomda laf ediyorsun. Sen ünlü mü olmaya çalışıyorsun? Yok, hayır, asla öyle bir derdim. Sen tanınmaya mı çalışıyorsun? Yok. Bunları hayal etmeni istiyorum. Müthiş bir kariyerim var. Kendi markan çıkmış. Aynen. Her şey yolunda. Ama ailem diyor ki, oğlum Murat, her şeyi bırak gel. Yani iş mi aile mi? Benim ailem işini bırak da gel demez. Ya oldu da dedi. Annenin de izlediğini bildiğim için bu soruyu cevaplamanı istiyorum. İş ve aile mi? Sen beni ailemle birbirime mi düşünmeye çalışıyorsun? Asla. Buna cevap veremem. Whatever. Bilmiyorum. Ya böyle bir şey cevap veremem. Nasıl cevap vereyim? Ama ailem dediğim gibi bana iyi bir şey yaparken bana gel demezler. Kendileri gelirler. Seni çok öpüyorum. Dediğim gibi benle eğer video çekmek istiyorsan ve insanları yorumlamak istiyorsan çekişe katılmayı unutma. Yapman gereken tek şey beni Instagram'dan takip etmek, subscribe etmeyi unutma ve videoyu likelamayı unutma. Ki yanımda ol. Seni çok öpüyorum. Kendine iyi bak. Bir sonraki videoda görüşürüz. Whatever. I love you.